Birkaç hafta önce sizin kulağınızı şınlattık burada. Sizin kentsel dönüşüm bölgenizden bahsettik. Akıllı şehirle ilgili orada bir bölüm ayrılmış öğrendiğimiz kadarıyla. Evet. Orayı yapan yurt dışından Türkiye'ye gelmiş ve orada bu projeyi geliştiren arkadaşlar konuğumuzdu. İzlediniz mi bilmiyorum. Yayının büyük bölümünü izledim. Gerçekten o akıllı kent vurgusu çok önemliydi ve şu anda Türkiye'nin aslında diğer ülkelere de model olarak uygulayacağı hem bir kentsel dönüşüm modellemesi var orada hem de akıllı kent uygulaması. Cumhurbaşkanımızın kararıyla ve kararnameyle Türkiye'de ilk ilan edilen bölge. Yaklaşık bir yüz küsür dönümlük bir alan, teknokent bölgesi, öbür tarafta akıllı kent bölgesi olmak üzere 10 temel başlık 108 temel parametrede akıllı kent kurgusu inşa ediliyor. Bu projede tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu sizin konuk etmiş olduğunuz hocalarımızı yurt dışından buraya getirerek, TÜBİTAK'la güdümlü hale getirerek bunları sırf bu konuda özgün çalışmalar yapan, üreten bir noktaya getirdiler. Peki o proje proje olarak kalacak mı yoksa onu gerçekleştirecek mi? Bütün parametreyi şu anda zannediyorum ilgili şirketin kuruluşu da bugün yarın bitmek üzere. Bittikten sonra yer tahsisleri de yapıldıktan, çünkü yerin mülkiyeti Esenler Belediyesi'ne ait. Ve bu tahsisler yapılıp o şirkete tahsisler yapılacak. O tahsislerde de şöyle, o kuruluşta Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Esenler Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi proje paydaşları olarak olacaklar. Çevre Şehircilik Bakanlığımız. Böylece orada hem iki bakanlığın temel gerçekten büyük bir fonksiyon üstlendiği, Esenler Belediyesi'nin de bu işte daha çok bir sekreterya görevi üstlendi. Koordinasyon yapıyor. Koordinasyon üstlendi. Çok anlamlı bir şey. İlk temeli de çok yakın bir zamanda birinci bölgede atacağız. Akıllı kentin. Tabii. Buradaki en önemli şey şu. Türkiye'de ilk defa bir şehir bütünüyle buna göre, yani eskisiyle yenisiyle buna göre kurgulanıyor. Örneğin üst bölgemizdeki ilan edilen bölgeden sonra koridorlar ilan edeceğiz. Koridorlarla Yıldız Teknik Üniversitesi'nin içerisindeki teknokentle diğer koridorlar da buluşmuş olacak. Ve böylece İstanbul'un en genç nüfusuna sahip olan ilçe Esenler'deki gençler için 3-4 yıl sonra çok farklı bir ufuk başlayacak. Çok farklı bir vizyon başlayacak. Bu da çok farklı bir anlam. Ben mesela dünyada bu konuda çalışma yapan kentlerin bir kısmına gittim. İşte Master City'ye gittim, şeylere gittim, baktım. Neler vardır orada, onlar neler vardı, biz neler yapabiliriz diye. Şimdi bunu çok özel bir lokasyon olarak o söylenen parametreler çerçevesinde inşallah uygulama planları beraber hayata geçireceğiz. İnşallah kimse mağdur olmayan projeler olur. Şöyle, bunun tarafı yok. Bunun tarafı yok biliyorum. Tarafı yok. Diğer tarafına geliyor. Çünkü siz çok büyük bir kentsel dönüşüm tabii başlattınız orada. Eski Esenler'i terk ettiniz, yeni bir Esenler yapılıyor. Ancak bu başladıktan sonra nasıl gitti ben takip edemedim. Yani projeyi şimdi biliyorum. Şöyle, şunu hemen sorun bitireyim, öyle cevap verin isterseniz. Bir yandan da konut sektöründe ciddi bir kriz var. Türkiye'de kurlarla beraber, dünyadaki emtia fiyatlarının da bir miktar artışıyla beraber inşaat maliyetleri hem bizdeki kurlara dayalı hem de emtia fiyatındaki artışa dayalı bir yükselme oldu. Bu sizin bu kentsel dönüşüm projenizi etkileyecek mi? Başka bölgelerde çeşitli mağdurlar yaratılmıştı. Fikirtepe başta olmak üzere mesela biliyoruz. Burada bir mağduriyet ortaya çıkar mı yoksa proje planlandığı gibi yürüyebiliyor mu? Şimdi şöyle, bir mağduriyetin olması için insanın konutun elinden almış olmanız ve çıkartmanız gerekir. Bizde öyle bir şey yok. Çünkü biz önce herkes evinde oturuyor. Tabii herkes evinde oturuyor. Biz konutu yapıp transfer ediyoruz. O açıdan hani insanların mağdur olacağı bir pozisyon yoktur. Şimdi Esenler'in içerisinde bizim ilk tespitlerimizde, gözle yapılan tespitlerde 98.160 konutun yenilenmesi gerektiğini tespit ettik. 98.160 konuttan 56.000'i yenilendi. Şimdi 56 bitti ve taşındılar mı? Tabii herkes taşındı. 56.000 yenilendi. Şimdi 16.500 de bizim donatılarda konutlarımız var. Aslında İstanbul'un da siz bu konuda çok ilgilenin, en büyük risk alanı donatıl üzerindeki yapılardır. Şimdi bizim bu donatür üzerindeki yapıları transfer etmemiz gerekiyor. Şu ana kadar 5000 küsür konutumuz 4000'i inşaat olarak bitti. 6000 küsüre de ihalesi yapıldı. En son 1000 küsür konutun kuralarını çektik. Tapularını vermeye başladık. Mart'ta da yaşam başlıyor. Yani burada tabii kentsel dönüşümle ilgili iş çok zor bir süreç. Büyük bir emek ortaya çıkar. Ve bizim bu projemizin en önemli özelliği şu. Bakın İstanbul'da 1 kilometre karede yaklaşık 13 bin kişi yaşıyor. Esenler'de 1 kilometre karede 70 bin kişi. Biz şimdi bu projeyle beraber Esenler'in içerisinde
Mesela Türkiye'de zannediyorum başka evde olan bizde sokak sokak hangi sokakta hangi bina ne zaman dönüşecek bellidir. İstanbul Esenler'in içerisinde yaklaşık 1,5 milyon metrekare alanı boşaltıyoruz, transfer ediyoruz ve yerine bir şey yapmıyoruz. Ve orayı donat alanı, park, bahçe, yol, yok, neyse. Projeden başından beri öyleydi. Evet, zaten böyleydi. Böyle devam ediyor ve çok hızlı bir şekilde. Siz askeriyeden aldığınız bir alana yeni Esenler'i yapıyorsunuz. Eski Esenler ise parka, rekreasyon alanına, gibi, müzeye, şuna buna falan yani dönüşüyor. Yani müze vesaire gibi alanlara dönüştü. Mesela müzeyle ilgili de Büyük Millet Bahçesi'nin projeksiyonumuz var. O da devam ediyor. Yani burası aslında kentsel dönüşüm konusunda Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Esenler Belediyesi aynı zamanda aslında model bir kentsel dönüşüm. Mesela yüksek kat yok. En yüksek katımız 5 kat. 5 kat evet. Yüksek kat yok. Ondan sonra bir şehircilik parametresi olarak en ileri parametre ne gerekiyorsa bu parametrelerin içinde yer aldığı bir kentsel dönüşüm kurgusu çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda bizde aksayan hiçbir şeyimiz yok. Müteahhitler de halinden memnun ki hiçbir aksaklık yok. İnşallah öyle devam eder. Evet. Hemen yani kentsel dönüşüm konusunda şimdi şöyledir. Kentsel dönüşüm çok riskli ve mayınlı bir alandır. Aynen öyle. Mesela Beyoğlu Belediyesi başlatmaya çalıştı, olmadı. Kentsel dönüşüm yapıp da oyunu artıran Ender Belediyelerden bir tanesi. Yaparsanız oyunuz artıyor, yapmasanız artmıyor. Şimdi Avcılar galiba iyi bir örnek olarak başladı. Nasıl geçecek bilmiyoruz şu anda. Onlar tabii buna girdiğiniz madem şunu söyleyeyim. İstanbul'da çok önemli bir karar aldık biz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. İstanbul'da müktesep hakların iadesi diye mecliste bir karar aldık. Bu müktesep hakların iadesi çok önemliydi. Ne demek önemli? Şimdi 99 depreminden sonra İstanbul'da bir takım planlar değişmiş. Evet. Bu planlar değişirken mesela siz 5 katlı yapmışsınız binanızı, ruhsatlı, iskanlı, üzünlüğü, her şeyiniz var. Ama sonra 99 depreminden sonra plan 3 kata düşmüş. Siz evinizi yıkarsınız, yapamıyorsunuz. 3'e düşüreceksiniz. Bu çok anlamsız bir şey. Ve o şu andaki risk taşıyan konutlarda da çok önemli bir stok oluşturuyordu. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi'nde bütün ilçelerde müktesep hakların iadesiyle ilgili bir karar aldık. Bu karar çerçevesinde evini yenilemek isteyenler ilk imar ruhsatı neyse. O zaman 70'se 70 şeklinde yıkıp yapabilecekler. Bu şu anda ilk aldık. Ama artı bir imar vermiyoruz. Hayır, artı bir imar vermiyoruz. Müktesep hak olarak geçmişte almış olduğu hakların bütününü kullanabilecekler, dönüşüm yapabilecekler ve bu çok İstanbul'da dönüşümü çok hızlandıracak. Evet. İlk karar Fatih, Güngören ve Avcılar'da aldık. Sonra da bütün ilçelerde hepsini bitirdik. Hepsini bitirdik.